Ali amca mikrofonunuz mu kapalı? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Ve sallallahumma ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve sellim Rabbena ğfir lana ve erhamna ve ente hayrul rahimin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Muhakematten üçüncü makaleyi okuyoruz ve üçüncü makalenin ikinci maksadını da devam ediyorduk. Kaldığımız yer işaret. Alt başlıklı yer. İnşallah okuyalım ve devam edelim hep beraber. Bir adama milyonlarca sene ömürle bütün lezaizi dünyeviye ve her cihetten tasallutu tam verildiği halde istidadındaki layetenahiliğin hükmünce bir leyteyi çekecektir. Güya o adem-i rızayla remiz ve işaret ediyor ki insan ebede namzettir ve saadeti ebediye için halk olunmuştur. Ta gayr-ı mütenahi bir zamanda, gayr-ı mahdut ve geniş bir alemde gayr-ı mahsur olan istidadatını bil fiile çıkarabilsin. Maksat da bu. Levent arkadaş ses gelmiyor diyor. Diğer arkadaşlar cevap verseler. Levent şimdi geliyor mu? Başka arkadaşlarda sesin olmaması diye bir şey söz konusu mu? Evet, problem çözülmüş. Efendim bu konu işte bir adama milyonlarca sene ömürle bütün lezaisi dünyeviye, insanın beklediği dünyevi bütün lezzetler verilecek ve her cihetten tasallutu tam verildiği halde, yani bütün ihtiyaçları tamamen karşılanacak. Biz genellikle bu konuyu konuşurken insanlar aman bıkarız, efendim sıkılırız gibi bir alet-i ruhiye içine giriyorlar. Halbuki bu tasallutu tam verilmesinden anlıyoruz ki insanlar hayatlarında, varlıklarında ve hayatlarında hiçbir surette mutlu olmayacak bir hali verildikten sonra mutlu olmayacak bir hal verilmiyor. Tamamen tatmin olmuş bir hayat ile 1 milyon sene yaşayacaksın. Yeter mi denildiğinde insan ne der? Siz ne dersiniz? Hiçbir menfi hal, menfi duygu yaşanmadan ne dersiniz? Bu konuda arkadaşlardan ben hiçbir menfi duyguya sahip olmadan sıkılmak yok, ihtiyarlamak yok, hastalanmak yok. Bir de en önemlisi çalışmak mecburiyetinde olmak yok. Ne dersiniz?
hala 1 milyon sene yeter, artık bu dünyayı terk etsem olur der misiniz? Ki bu dünyayı terk etmek, ahirete gitmek anlamında değil. Yok olmak anlamında. Bir arkadaşımız, bakım arkadaşlarımızdan, milyar sene de olsa son bulacağı için istemem derim. Menfi duygu olarak sonlu olması yeter. Algan diyemem demiş. Yani yeter diyemem diyor. Evet. Varsa yeterli olmaz. Evet arkadaşlarım. Ben gerçekten ben şöyle dediklerinize hep katılıyorum ve şöyle bir noktayı da ilave ediyorum. İnsan son anında sorulduğu zaman gerçek olan kararını verir. Diyelim 1 milyon yıl yaşadı ve bugün son gün ve hayattan hiçbir sıkıntınız yok, şikayetiniz yok. Çalışmak mecburiyetinde değilsiniz, faturalar ödemek mecburiyetinde değilsiniz, sıkılmamışsınız çünkü tasallutu tam verin diyor. İstidadındaki la yetenahiliğin hükmünce keşke yarında yaşasaydım deriz. 1 milyon yıl yaşadıktan sonra artık yok olayım diye kimse kabul etmez. İnsanlar çok ağır şartlarda, hastanelerde görüyorsunuz, duyuyorsunuz, tecrübe ediyorsunuzdur. Hastanelerde çok ağır şartlarda bitkisel hayat yaşayan 80 yaşındaki annesini, babasını sorduğumuz zaman insanlara artık makinaları keselim, tamamen durduralım ve makinalarla bitkisel hayatı devam ettiriliyor. Keselim dediğimiz zaman insanlar ümit yok mu diyorlar. Ümit yok mu? Ümit yoksa tamam ama yine bitkisel hayat da olsa belki bir gün uyanır mı, gözünü açar mı, bir göz kırpar mı ümidiyle çok kişi makinelerin tamamen devre dışı bırakılmasına razı olmuyor. Halbuki çok ağır şartlarda hasta yaşadığı halde. Demek ki insanlar ölüm halini, yokluğa gitme halini, gerçi ahiret olsa da insan bir başka kişinin ölmesini istemez. O ölümü sevmemek ayrıdır. Ölümden uzak kalma duygusu, ölümü arzu etmeme duygusu ayrı. Onun dışında 1 milyon sene de yaşasa tamamen yok olmaya gelince insanın, ben hiçbir insanın yok olmayı tercih edeceğini zannetmiyorum. İnsan duygusunda bu müsait değil. Ama bazı insanlar intihar ediyor. Onlar sıkıntılara dayanamadıkları ve tamamen bir ümitsizliğe düştükleri için intihar ediyor olmalılar. Anlamsız bir hayat yaşıyor olmanın sıkıntısından uzak kalmak için, bu anlamsızlığa dayanamadıkları için intihar ediyorlar. Ben bu sıkıntıyı niye çekiyorum? Ne gereği var böyle bir sıkıntı çekmeye? Öleyim, kurtuluyum bayram, ne olacaksa olsun diye göze alıyorlar. Yoksa insan fıtratı Adem'e razı olmuyor. İnsan fıtraten ebede namzettir. Bu çok önemli bir konu. İnsanlar ebedi istiyorlar. O zaman ahiret var, yok. O anlamda değil. Bu konunun önemi insan fıtratının ebede razı olacak şekilde donatılarak yaratılması önemli bir konu. O konuya geçmeden önce yazılanlar var, okuyayım.
milyar sene sonunda biteceğini bilmem sonsuz istidatlarıma ve isteklerime ters düşüyor. Bunu çok iyi algılamak için Algan ismiyle giren arkadaşla konuşuyoruz ama birlikte paylaşıyoruz. Bu meseleyi çok iyi anlamak için efendim milyar sene bayağı uzun gibi düşünmeyeceğiz. Milyar sene yaşanacak ve milyar sene bitecek ve son gün sana sorulacak. Artık yok olmak istiyor musun? İnsan o zaman doğru, gerçek olan insanın fıtratına uygun olan cevabı insan o zaman verir. Artık yok olmak istiyor musun diye sorulduğu zaman insanın cevabı hayır olur. Önemli olan bu. Milyar sene sonrasına hayalinizi ulaştırıp ondan sonra ben ne diyeceğim derseniz gerçekçi bir tablo çıkmıyor. Benim dünyam, ben denedim bunu. Gerçekçi bir tablo çıkmıyor. Bir milyar sene sıkıcı olmaz mı gibi insanlar hayal üzerinde spekülasyon yapmaya başlıyorlar. Bu da doğru bir şey değil. Spekülasyonla insan kendisini tanıyamaz. Erkan Hoca'nın yazdığı istidadındaki la yetenahiden murat beka arzusu mu demiş. Evet, yani la yetenahi ise sonuç gelmeyecek demektir. Peki bunun esas önemi nedir? Fıtrat, insan duyguları ebed için, sonsuzluk için sonsuz duygusuyla var edilmiştir. Bu çok önemli, çok kuvvetli bir duygudur veya insan için delildir. Çünkü evren içerisinde maddenin bizzat kendisinin belli değişimlere tabi tutularak milyarlarca sene boyunca geliştirdiği bir varlık olan insan diye anladığımız takdirde bu insanın, kendi kendine gelişmiş varlık olan insanın sonsuzluk duygusuna erişmesi için bu kainat içinde hiçbir kaynak yoktu. Bu birinci özelliği. İkinci özelliğini de okuyacağız inşallah. Dolayısıyla sonsuzluk duygusunun kaynağı olacak hiçbir sebep yok kainatta. Çünkü şu kainatın içinde sonsuzluk yok. Onun için insan sonsuzluk kavramını ve sonsuzluk arzusunu kainatın içinden almış olamaz. Bu önemli ama birincisi, daha önemlisini söyleyecek burada. İnsan saadeti ebediye için halkolunmuştur. Demek ki ebediyen mutlu olmak için halkolunmuştur. Bu dünyada tam bir mutluluk, insanın arzu ettiği bir mutluluk yok. Çünkü dünyadaki yaratılan her şey geçici, fani. Mutluluk delili, tam mutluluk, ebedi mutluluğun eseri yok bu dünyada. Evet, ama insanda ebedi mutluluğa talip olacak duygu var. İnsanda. Ebedi mutluluğa talip olacak duygu var. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bunun kaynağı kesinlikle bu dünyadan olamaz. Ve öyleyse insandaki malzemeler bu dünyadan kaynaklanmış olamaz. Çünkü benim ebedi duygum, ebedi isteyen duygum yalnızca maddi vücudumun ebedi olması değil, bütün insani hislerimin, duygularımın ebedi olmasını isterim. Yani artık çok gördüm, yeter, gözümü çok kullandım,
bir milyon sene yaşadım da yeter artık gözümü benden alsınlar diye kimse diyemez. Böyle bir duygu yok insanda. Aklımı benden alsınlar artık epey kullandım, bir milyon sene yetmez mi canım dedim. Kimse bunu diyemez. Evet, yarın bir milyon sene doldu. Yarın, bugün son gün, yarın aklım elimden alınacak. Razı mısın, alalım mı dediğimizde ne deriz? Hayır deriz. Hayır, eğer imkanı varsa hayır. Ama hani ahiret inancını buraya katmıyoruz çünkü zaten ahiret inancının varlığının delilini konuşuyoruz. Bir de en son cümleyi okuyorum. Ta gayri mütenahi bir zamanda, gayri mahdut ve geniş bir alemde gayri mahsur olan istidadatını bil fiile çıkarabilsin. Bu cümlenin önemini siz de takdir edersiniz mutlaka. Çünkü gayri mahsur olan istidadını bil fiile çıkaracak. Peki eğer bendeki istidadın bir sınırı yoksa, sınırlanamaz bir istidat ise, o zaman bu sınırlanamaz istidadım gayri mütenahi sonsuz bir zamanda, sınırsız geniş bir alemde eğer bil fiil ortaya çıkacaksa, çıkmasına müsait ise, benim bu dünyada o istidadımı böyle bir aleme, sınırsız, gayrimahdut bir aleme hazırlık yaparak bu dünyada yaşamam lazım. Yani duygularımı gayrimahsur, sınırı olmayan, sınırlanamayan bir aleme namzet olarak görmem gerekiyor. Benim bu dünyadaki görevim. Çünkü anladım ki ben bu dünyaya sığmayacak kapasitedeyim. O halde yalnızca öyleyse bu dünyanın sonunda bir başka sınırsız alem var. Orada o alemde ebedi saadeti yaşayacağım deyip de bu dünyadaki görevime dikkat etmezsem yanlış yaparım. Neden? Çünkü ben bu dünyada duygularıma öyle bir alemin varlığını hatırlayarak, bilerek duygularımı eğitmem gerekir, hazırlanmam gerekir. Öyle bir alemin varlığına hazırlık yapmam gerekir. İnşallah bu anlaşılıyordur, bu konu. Yani ben ebed için yaratılmışım deyip de bu ebede namzet olan duygularımı ebed için hazırlamazsam o zaman vazifemi yapmadım demektir. Mesela ebed için hazırlanmış olan duygularımı fani dünyada, şu geçici dünyanın menfaatlerini elde etmeye hasredecek olursam, oraya sınırlayacak olursam, şu dünyanın menfaatlerini elde etmeye sınırlayacak olursam, orada kullanacak olursam, ebed için yaratılmış bu duygularımı ebede hazırlamadığım için gelişmelerine vesile olacak çabayı göstermediğim için, hazırlığımı yapmadığım için, evet ebed için yaratıldım, ebede gideceğim ama hazırlık yapmadığım için o ebedde bana verilecek olan saadetten kendimi mahrum etmiş olurum. Bu yönünü de iyi anlamak lazım. Bizim hazırlık yapma imkanına sahip olmak üzere bu dünyada bulunduğumuzu bilmek gerekiyor. Hazırlık yapma imkanına sahip olmak üzere.
Bu da bizim ebede hazırlık yapacak şekilde nasıl çalışmamız lazım geldiğini, ne yapmamız lazım geldiğini, duygularımızı ebede namzet edecek şekilde geliştirmemiz, kullanmamız gerektiğini öğretiyor. Bilemiyorum bu konu önemli ama açıklayabildim mi? Evet, ebed için yaratılmış olmak güzel de dini terminolojinin arkasına sığınmak istemiyorum. Yani cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Şimdi sen hangi ebede namzetsin dediğimde cennet ve cehennemin ebediliğini peşinden kabul etmiş olarak konuşmak durumunda kalacağım için çekiniyorum böyle konuşmaktan. Çünkü artık dikkat etmemiz lazım. Her zaman daha önceki inancımızı kullanarak yeniden geliştirmemiz gereken, tahkik etmemiz gereken inancımızı daha önceki bir inanç üzerine tesis ederek kendi dünyamızda o inancımızdan emniyet kazanamayız. Cennet ve cehennem her ikisi de ebedi dedim, ebedidir dedim. Onun için ben bu dünyada ebed için kendimi hazırlamam lazım. Yani ebede gideceğim, cennete de cehenneme de. O halde ne yapmam lazım dediğim zaman cennet ve cehennemin varlığını kendimin ebed için yaratıldığının önüne geçirerek ebed için yaratılmamı kendi dünyamda kendim için makul hale getirmiş olurum ki bu bir çelişkiyi ifade eder. Ben bu dünyadayım. Bu dünyadaki şartlarıma göre, yaratılış şartlarıma göre bakıyorum. Benim duygularımda ebedi isteyen, ebede namzet olan bir özellik var. Bu dünyanın içerisinde ebed yok ama ben ebed istiyorum. Bu durumda, bu benim vakam. Müslüman olayım, gayrimüslim olayım, ne olursa olsun benim vakam, gerçeğim bu. Bu muhatap olduğum varlık şekli de bu. Peki bu durumda ben ne yapmam gerekir diye sorduğumda, eğer ben kendimde bir ebed duygusu varsa, bakıyorum bu dünyanın şartlarında ben hiçbir zaman bu dünyada ebede mazhar olmuyorum. Ya devamlı yaşlanıyorum ve sonunda ölüyorum. Bu benim vakam. Ama ben ebedi istiyorum. Bu ne demek diye üzerinde düşünmem gerekiyor. Neden böyle bir durumun içerisindeyim diye. Bu düşüncenin sonunda ebede hazırlık yapacak, ebede muhatap olacak şekilde duygularımı eğitmem lazım geldiğini anlıyorum. Nasıl ben ebedi bulabilirim bu dünyadayken diye, ebede yani dünyada nasıl ölmeden yaşayabilirim değil, duygularımı ebed için nasıl hazırlayabilirim diye ciddi ciddi düşünmem lazım. Yine dini terminolojiyi kullanarak ezbere konuşmamak gerekiyor. Ezbere yani cennete cehenneme hazırlanacağız, ibadetlerimizi yapmamız lazım dediğimde bu ezbere konuşmadır. Bu sonucu onaylayacak gerekçelerimi anlamam lazım. Buraya bu konuya daha fazla detayına girmeden önce arkadaşların yazdıklarını okuyayım. Algan arkadaşımız diyor, yani bendeki sonsuz istek ve istidatlarımın farkında olduğum sürece sonsuz kullanabileceğim istidatlarımı kullanabileceğim bir yerin varlığının bilincinde olabilirim. Doğru. Şimdi bu yerin varlığının bilincinde olmak sana, bana, bize ne gibi bir görev veriyor? Evet, ben böyle bir yerin varlığının bilincindeyim. Öyle bir yer mutlaka olması lazım. Öyle bir yerde mutlaka yaratılıyor olmam lazım. Yani yaratılışım, varlığım, vücudum devam etmesi gerekiyor. Tamam, anladım. Olması lazım böyle bir yer. Peki ne yapacağım?
Evet, bakalım arkadaşlarımızın yazdıkları var. Devam ediyorum okumaya. Var Demir şöyle yazıyor. Ebediyet aslında bu dünyanın içinde veya kendi içimizde değil mi? Devam edeyim ikinci paragrafına. Yani benim ebediyetten anladığım sayısız his ve ihtiyacın sonsuz derecelere uzanıyor olması, ebediyet dediğimiz şey budur. Evet, bir şeylerin altını kazıyorsun Demir, anlamaya çalışıyorum. Esas benim kendi soruma cevap bulmaya çalışıyorum bu senin yazdıklarından. Tekrar ikinci paragrafı okuyorum. Birinci paragrafta ebediyet aslında kendi içimizde değil mi? Buna evet derim. Çünkü böyle bir duygu var. Ben bunu inkar edemem. Yani bana bir gün deseler ki ya kaç yaşındasın? 66 yaşındayım. 66 yıldır bu gözü kullanıyorsun. Yeter be artık. Çıkartalım bunu, alalım senden deseler. Hayır derim. Kesin. Ya biraz gözlerinin feri derler. Gözümün feri ne derler? Kayboldu mu? Neyse. Yani görmek duygumun birazcık eksildiğini gördüğüm için telaşlanıyorum. Acaba böyle bir şey olmasa nasıl olur? Nasıl bunun önüne geçebilirim? Birisi bana dese ki, bak her gün şöyle 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 yapsan gözünün görme duygusu azalmaz dese, hemen onu yapmaya hazırım. Niye azalmasını istemiyorum? Bırakın tamamen kaybetmeyi. Onun için bizzat yaşadığınız ana göre bir değerlendirme yaptığınızda anlaşılıyor insanın gerçeği. Mesela ya zaten ölüp gideceğiz diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu var. Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Hangi ayet olduğuna şimdi bakmam lazım Bakara suresinde. Diyor ki onlar, biz de ahirete inanıyoruz, biz de Allah'a inanıyoruz vesaire derler. Madem gerçekten ahirete inanıyorsanız, kendinizin de kurtulmuşlar olduğunu söylüyorsanız, ki bu Beni İsrail için yapılan bir argüman ama herkes bu argümanın içerisine girer. Beni İsrail için yapılan bu argümanda. Peki öyleyse ölümü temenni edin. Çünkü kurtuldunuz, kesin garantiniz var. Neden ölümü temenni edersiniz? Şöyle bir ayette kabaca şöyle diyor. Etmezsiniz, etmeyeceksiniz. Yani yani iki anlamı da taşıyan bir mana var. Etmeyeceksiniz, etmezsiniz, etmeyeceksiniz. Yani ölümü talep etmeyeceksiniz. Neden? Çünkü gerçekten ebedi hayata inanmadınız, gerçekten ebedi hayat için hazırlık yapmadığınız için ölüm ödünüzü kopartıyor. Çünkü bir ihtimalle yokluğa gidiyor olduğunuzu düşünüyorsunuz, kaybediyor olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yokluğa gidiyor olduğunu düşünmek ise bir kişinin, insanın yaratılışındaki ebed talebine aykırıdır. Ebed ihtiyacına aykırıdır. Bunlar incelikli konular gibi geliyor bana. Onun için çok dikkat edelim. Efendim biz ebed için yarattık, ahiretin varlığına delildir bu dediğimizde doğru söylemekle birlikte bunun ötesi de var. Peki bu ebed için yaratıldığının egzersizini yaparak duygularını ona göre geliştirdin mi? Demin'in yazdığım ikinci paragrafı okuyorum. Yani benim ebediyetten anladığım sayısız his ve ihtiyacın sonsuz derecelere uzanıyor olması, ebediyet dediğimiz şey budur. Bu dünyada sonsuz derecelere uzanıyor olması, bu dünyada ebed yok ama ben bu dünyadayken onun sonsuz derecelere uzanıyor olduğunu tecrübe ediyorum. O halde duygularımı bu sonsuz derecelere göre eğitmem gerekiyor. Sonsuz derecelere göre eğitmem gerekiyor. Bu önemli.
Acaba ben duygularımı sonsuz derecelere göre mi eğitiyorum? Yoksa mesela sevdiğim bir şeyi elde etme duygumu sonsuz derecelere göre eğitmem ne demek? Gidip mesela sevdiğim bir şey deyip o sevdiğim bir şeyi bu dünyada herhangi bir nesne olarak belirleyip ondan sonra o nesneyi elde etmek için çalışırsam, bu dünyadaki nesneyi elde etmek için çalışırsam, o zaman duygularımı sonsuz derecelere uzanıyor olarak eğitmiş olmuyorum. İşte vurgulamak istediğim nokta özde bu. Efendim bu dünyada yemek yiyeceğim, karnım acıktı, yani mutfağa gidip yemek aramayayım mı demeyeceğiz. Böyle hani aşırıya giderek dünyada yaşamıyormuş gibi yapmak suretiyle ebedi hayatta yaşıyormuş gibi mi yapacağız? Dünyanın hayatını unuttuk mu? Onu da inkar etmememiz lazım diye köy kahvesinde konuşur gibi konuşmayalım. Yani biliyoruz bu mutfağa gidiyorum ama ben de hala o lezzet alma duygusunun, tatmin olma duygusunun ebede uzanan sonsuz derecelerinin olduğunun farkındayım. Bunu yemek yerken dahi o sonsuz derecelerin tatmini için ne yapmam lazım? Çünkü ben yalnız bendeki bu duygu, mesela karnımın doymasını istemek, lezzetli yemek yemek istemek duygusu, yalnızca burada bir an için bir yemek yiyip midemi doldurup işi bitirmek için verilmediğini biliyorum. Peki yemek yemesem olur mu? Olmaz. Yiyeceğim. Hem yemek yiyeceğim hem de bana bu duygu bunun için verilmedi diyeceğim. Mesele burada. Bakın tekrar söylüyorum. Aman efendim işte Allah'ın nimetidir diye hemen sonuca atlamayalım. Bir vakam var benim burada. Karnım acıkınca yemek yiyorum, yemek yerken yemekten lezzet alıyorum ama yemekten lezzet alma duygumun sonsuza açıldığını görüyorum. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım bu durumda? Bana düşen görev ne şimdi? Yemekten aldığım lezzetin sonsuz olarak tatmin edilmesini istiyorum ama yemek benim bu ihtiyacımı geçici olarak 5 saat, 10 saat, 20 saat neyse geçici olarak karşılıyor. Ondan sonra karşılamıyor. Konu bu noktada çok önemli. Çünkü aman efendim sizde ebediyet duygusu var. Bu ebediyet duygusu ahiretin varlığına delildir dediğimiz zaman doğru söylemiş olmakla birlikte benim insani vazifemi yaptığım veya yapmamın temellerini attı anlamına gelmez. Çünkü madem ebed için yaratıldım, ebede gideceğim. Ebed'de bana ne olacak denildiğinde doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, benim burada bu dünyadaki görevimi yerinde mi kullandım, ebed için verilmiş bir duyguyu geçici amaçlar için çarçur mu ettim sorusunu sorarım kendime. O zaman da hem ebed için yaratıldım, evet duygularım ebede açılıyor, sonsuz derecelere açılıyor dedim. Hem de peki bu ne demektir diye bunun sonucunu, bu gerçeği fark etmenin sonucunda benim ne yapmam lazım diye sormadım. Bir yanlışlık var. Kendimi hazırlamadım. Hazırlayabilirim çünkü. Hazırlamanın yollarını aramam lazım. Madem bu duygu ebed için verilmiş de niye tatmin olmuyor ya diye sormam lazım. Hem ebede namzet duygum var hem de tatmin olmayan bir hal yaşıyorum. Bu çelişkili haldir. Yani yaratılışta kainata baktığımda pek çelişkili bir şey görünmüyor. Peki benim bu halim neden çelişkili diye sorgulamam lazım. Temelleri burada atmam lazım. Ebedi aramam gerektiğini, bu duyguların ebed ile tatmin olmasının yollarını bulmam gerektiğini, bu duyguların ebede namzet olarak yaratılmasının, var edilmesinin amacını gerçekleştirecek tercihler yapmam lazım.
Nasıl yapacağım bunu? İşte ondan sonra ebed arayışı, bu duyguları ebed ile bağlantılandırma, ebed ile arasında bağlantı kurma, ebedi arama o zaman başlıyor. Bu soruyu sorduğum zaman. Hemen sonuca atlayıp da cennete cehenneme hazırlık yapalım dediğinizde bu önemli noktayı kaçırıyoruz. Efendim cennet de var, cehennem de var. İbadetlerini yapmazsan, dini görevlerini yapmazsan cehenneme, yaparsan cennete gidersin dediğimde bu dünyada benim mutlaka farkına varmam gereken ve kendimi de ikna etmem gereken bir gerçeğin üzerine sünger çekmiş oluyorum. Cennet cehennem yok değil. Bunu herkes yani aramızda bunu bilmeyen yok. Ama dikkat edin, cennet ve cehennem benim tavırlarımdan sonra geliyor. Ben bu tavrı, yani ebed için yaratılmış olan duygumu, fani objelere, nesnelere bağlamaktan daha çok o nesneler ile ilişki kurarken bunları ebed için nasıl kullanırım? Kendi kapasitelerine uygun tercihleri nasıl yaparım? İşte o zaman yediğim yemek aracılığı ile o yemekteki lezzeti bana verenin araştırmasına gideceğim. Ben bu yemeği niçin seviyorum? Neden bende böyle bir duygu var? Bu duygunun kaynağı partiküller, parçacıklar, atomlar olamaz. Yok çünkü onlarda, atomlarda yemeğin lezzetini sevme diye bir kaynak yok. Ama benim cismani varlığımın yapı taşlarını teşkil ediyorlar. Ustası değil, yapı taşlarıdır. Ama insaniyetimin varlığının hiçbir şeyini temsil ediyorlar. İnsani duygularım ise tamamen başka bir alandan gelme. Nereden geliyorsa bu kainat içinde yok, göremiyoruz. Yıldızlardan geldiğini söyleyen kimse komik çıkmadı şimdiye kadar. O zaman nereden geliyor bu duygular bana? Demek ki kainat dışında bir kaynaktan, yani kainatın yaratıcısından geliyor olmalı. O halde kainatın yaratıcısı da mutlak olmalı. Neden kainat cinsinden olmayan olmalı? Kainat cinsinden sınırlı olur. Kainat cinsinden olmayan da sınırlı olmayan olur. Olması zorunludur. Çünkü kainatın varlık nedeni kainat cinsinden olamaz. Peki bunu iyice yerleştirelim kafamıza. O halde bu duygu bana sonsuz bir kaynak tarafından verildi. O halde ben hem yemek yiyeceğim ama lezzet alma duygumu bu sonsuz kaynak ile tanıştıracağım. Sonsuz kaynak ile tanıştırma yolunda tercih yapacağım. Sonsuz kaynak ile. Ben sonsuz kaynağı nasıl bulacağım? Bu lezzeti yaratan, bana da lezzetten zevk alma duygusunu ebede kadar, sonsuza kadar tatmin olma ihtiyacıyla birlikte bu lezzet alma duygusunu veren kimse, işte bu duygu o kaynağa bağlanmalıdır. O kaynağı tanımalıdır. Nasıl tanır bunu? Kendisinin bakar, kendisinin lezzet alma duygusu tatmin oluyor. Çevresinde lezzet alma ihtiyacı olanların duyguları tatmin oluyor. Başka duygularımın ihtiyaçları da tatmin oluyor. Bu kainatı insan duygularının tamamını tatmin edecek şekilde, ama geçici, ebedi olan tarafı değil, gözetleniyor. Ben bunu yaparım diyor. Bana gösteriyor. Ben bugün acıkıyorum, bana hazır yemek veriyor. Şimdi ben yemeğin kendisi mi beni tatmin ediyor, yoksa yemeği veren benim duygumu tanıyan mıdır ve yemeği veren benim duygumu tanıyan kainat cinsinden olmayan mutlak bir varlık olması lazım değil mi?
sonucuna ulaşıyorum. O zaman ben hem yemek yiyeceğim, hem duygularımı tatmin edeceğim, hem de bu duyguların o mutlak varlığı tanıma aracı olarak bana verildiğinin bilinciyle yaşayacağım. İşte buna o bilinçle yaşamaya, bendeki o lezzet alma duygusunu ebedi lezzet verecek olan ile tanıştırma işlemi diyoruz. Eğer o ebedi lezzet vereni ile tanıştırmaz da benim bu duygumu yalnızca yemek yemek için kullanırsam, bu duyguyu geliştirme, yani çekirdek halindeki bu duyguyu ağaç haline getirme teşebbüsünde bulunmadığım için bana verilen irade-i cüz'iyeyi yerinde doğru bir şekilde kullanmadığım, hak yolda kullanmadığım, doğru olan yolda kullanmadığım için bu duygum benim tatmin olmaya layık olmayacak. Bunun örneği mesela insanda düşünme duygusu var. Eğer düşünme duygunuzu kullanmazsak ne olur sonunda? Düşünme kabiliyetimiz gittikçe dumura uğrar. Yani düşünme kabiliyetimiz gittikçe daralmaya başlar. Düşünme kabiliyetimiz genişlemez. İnsan istidadını ne kadar çok kullanırsa o kadar gelişir. Ne kadar az kullanırsa o kadar körelir. Körelir. Dikkat edelim buna. Böyle bir yaratılışa tabiyiz. Ben de zevk alma duygumu eğer yaratıcısı ile tanıştırıp da onun ebedi zevk veren olduğunu bilerek geliştirecek olursam, yalnızca yemek elde etmeye bağlamayacak olursam o duygu gelişiyor. Bu sefer her yemek yiyişinde beni ebediyen lezzetlendirecek olan ile bir tanışma merasimine girişmiş oluyorum. O tanışıklık bende o duygunun ebed ile tanışma kabiliyetini geliştirme teşebbüsü anlamına geliyor. Böyle bir tercih yapma anlamına geliyor. Ben de bu tercih ile kendimi hep ebed alemine bağlantılı olarak yaşamayı tercih ettiğim için, ebed aleminin bilinciyle yaşadığım için insaniyetim o bilincin eğitimine tabi tutuluyor. Ve ben kendimi ebedi aleme böylece hazırlamış oluyorum. Hani cennete nasıl hazırlanır, cehenneme nasıl hazırlanır, cehennemden nasıl kaçınılır dediğimizde, aman efendim ibadetlerimizi yaparsak cennete hazırlanmış oluruz demek, sonuç itibariyle doğru olmakla birlikte çok açıklamaya ihtiyacı olan bir söylemdir. Değilse anlamsızdır. İbadetten ne anlıyorum? Ebed ile ibadet arasında ne ilişki var? İbadet belli ritüelleri yapmak mıdır? Belli ritüelleri yapmanın anlamı nedir? Bunların temellerini araştırmamız lazım. Temellerini atmamız lazım. Bunlar ne demeye geliyor benim için diye. Yazılanlar var. Kendim heyecanlandığım ve düşünce modelimi tamamlamak istediğim için yazılanlara bakmadım. Bakayım şimdi. Ahmet Ali'nin yazdığında kalmışız. İnsanın istidadının sınırsız olması, dar ve sınırlı bir alemde dünyada tekamül ettirmesi nasıl olacak? Korunun sonumuz buydu, gayet güzel. Çünkü tekamül burada, ahirette. Tekamül burada, ahirette tekamül yok. Yine Ahmet Ali, ahirette tekamülün olmadığını nereden biliyorsun diye sorarım. Böyle hemen çıkartma olaya. Yani daha önceki inancımızda olan elementleri bir inancın hakkaniyetini tasdik etmede kullanamayız. Usul hatası var. O da Ahmet Ali alınmayacağı için böylece direkt kardeşçe söylüyorum.
Şimdi ahirette tekamül yok dedin. Nereden bildin kardeşim? Kendi tecrübelerinden çıkartman lazım bunu. Ondan sonra ahirette tekamül yok diye bir ayet falan duyarsan, peygamberden bir açıklama duyarsan, ha bu doğru ve tasdik ediyorum diyeceksin. Diyeceğiz. Ama bu sonraki işlem. Çok sonraki işlem hatta. Hemen şimdiki sonraki de değil. Böyle imani meselelerde önce bu dünyadaki hayat şartlarımızda kendi tecrübelerimizden kaynaklanan sonuçlara ulaşmak zorundayız. O zaman benim istidadım daha bu dünyada sınırsız bir alemin varlığını ruhuma, duygularıma tanıtarak tekamül ettirebilirim. Bu dünyadayken sınırsız bir alemin varlığını ruhuma, duygularıma diyorsunuz. Yani insani özelliklerime tanıtarak tekamül ettirebilirim. Veya tekamül ettirmem, geliştirmem, beslemem, tanıştırmam lazım. Aklı kullanmak gibi. İnsanın çok kabiliyeti var. Mesela bir insan diyelim ki hiç müzikten anlamaz iken müzik dersleri ala müzikten anlar hale gelir. Değil mi efendim? Peki. Eğer böyle bir alemi, bu sonsuz olanı bu dünyada duygularımla, istidadımla tanıtmaz isem, istidadım tekamül edemez diye anlıyorum. Doğru. Yani burası, buraya katılıyorum. İşte nasıl tanıtacağımızı konuşuyoruz. Allah razı olsun, gayet güzel. Tanıştırmamız lazım. Doğru. Öyle. Demir 66 takılıp kaldın. Son 5 yıldır hep 66'sında. İşte Nasrettin Hoca'nın hikayesi aklına gelmiş. Mert adam sözünden dönmez diye. Hep 66'yla. 5 yıldan beri 66 yaşındayım mı diyorum, yoksa 60 yaşındayım mı diyorum. Peki, o bir şakaydı. Allah razı olsun. Güzel. Algan'ın yazdığını okuyorum. Hayatımın devam etmesini istiyorum. Bu isteğimin bende var edilmiş olması beni hayatın geldiği, var edildiği kaynağa götürmeli. Yani evet, görevim bu olmalı. Yani hayatın geldiği kaynağı araştırmalıyım demek istiyorsunuz diye anladım Algan. Hayatımın ve bana verilmiş olan tüm his ve isteklerimin kaynağına ulaşabilmem gerekiyor. Yani kaynağını araştırmam gerekiyor. Araştırdıktan sonra o kaynak ile bağlantı kurmam gerekiyor. Peki, doğru. Allah razı olsun katkınızı. Muhammed Said yazıyor. Evet dediniz Algan. Doğru anlamışım. Allah razı olsun. Muhammed Said'in yazdığını okuyalım. Özlem duygusuna baktığımızda özlenen şeyin sürekli var olmasını istiyorum diyorum aslında. Doğru. Yani doğru derken katılıyorum size. Yani ebed isteği şimdi bu anda bizzat tecrübe ettiğimiz bir hal. Yani ebed isteğinin tatmini değil de varlığını şu anda hissediyoruz diye anladım dediğinizden. Bu durumda soru şu olmalı: bu mümkün mü? Sonsuz isteğime cevap var mı? Cevap var olması gerekir diyoruz. O araştırmayı yapmamız lazım. Nereden bulabilirim bu cevabı? Daha önce Algan arkadaş ve Ahmet Ali de o doğrultuda bir şeyler yazdılar. Yazdıklarında bu duyguyu bana veren kaynağı bulmak suretiyle, nereden geliyor olabilir bu duygu diye sorgulamak suretiyle, o duygunun kaynağına ulaştığımda o kaynağın sonsuz olduğunu anlamam gerekiyor. Çünkü kainattaki özelliklerine tanımlayamayacağım bir kaynak olduğu anlaşılıyor. O halde o kaynak ile tanışmam gerekiyor. Yani bana sonsuzluk duygusunu veren
bu duygularımın sonsuza kadar tatmin olması duygusuyla, özelliğiyle bu duyguları bana veren kim ise, o duyguları bana veren ile tanıştırarak duygumu tatmin etme yoluna gidebilirim. Yoksa o duyguları bana vermeyen, veremeyen olan şu kainatta herhangi bir alemde bu duyguyu bana veren bir özellik görmediğim için bu duygunun varlığını açıklayamam. Bu duygunun varlığını açıklayamam. O da ama duygu var, varlığını açıklamam lazım. Yani mutlaka kainatın yaratıcısının mutlak olması, sonsuz özelliklere sahip olması ve bize de bu duyguları vermek suretiyle ancak sonsuzluk özelliğini de sonsuza kadar tatmin olma ihtiyacıyla beraber yaratmak suretiyle, var etmek suretiyle ancak kendisine müracaat edildiği takdirde bu duyguların tatmin olabileceğini bize öğretiyor. Pratik hayatımızda. Bakayım Levent Hoca'nın yazdığını okuyalım. Bir hadis Allah'ın verdiği bir nimet karşılığında kulun elhamdülillah demesi o nimetten daha değerlidir. Yani ona sonsuzluk boyutun katar. Evet, yani zaten elhamdülillah demek nedir? Söz olarak söylemekten ibaret değil. Mafi insan söz olarak da söyler ama yani bu nimetin nimet olma özelliği bana kainatın yaratıcısı olan mutlak Halık'tan geldi. Bunu itiraf ediyorum, onaylıyorum diyerek o yediğim sınırlı veya muhatap olduğum sınırlı nimet sınırsız bir kaynağa ulaşmanın Burak aracısı oluyor. Yani sınırsız bir kaynağa miraca çıkmanın aracısı oluyor. O sınırlı olan yemek veya sevdiğim bir nimet. İşte bu nimetleri Burak olarak kullanmak lazım. Kainattaki kendimdeki özellikler dahil, o özelliklerin muhatap olduğu mahluklar, dışarıdaki nesneler dahil, onlarla olan ilişkilerimde daima onları birer Burak, benim miraca çıkaran Burak olarak kullanmam ve onlar aracılığıyla onların geldiği kaynak ile tanışmam gerekiyor. Onun için korkmayın, dünyayla ilişkimizi koparacağız eğer Allah'a ve ahirete hazırlık yapmaya geçecek olursa, yemeği bırakacağız, para kazanmayı bırakacağız, dünya zevklerini bırakacağız. Kendimizi bir odanın içerisinde kapatıp hep ne yapacaksan orada bilmiyorum, ben yapamadım onu hiç. O odanın içerisinde hep ahiret için yaşayacağım. Nasıl yaşayacaksın ahiret için? İmkansız ama insanlar yaşadıklarını iddia ediyorlar. Yani kendi peşin hükümlerini kendilerine tekrar ettiriyorlar ama bana öyle geliyor. Onlara öyle gelmeyebilir, bilemem. Bana öyle geliyor. Onun için bu dünya ile ilişki kurmak suretiyle ahiret ile tanışmak mümkün olur. Yani Buraksız miraca çıkılmaz arkadaşlar. Eğer Buraksız miraca çıkılmış olsaydı Allah'ın sevgili, sevdim dediği kulu Buraksız çıkmaya kalkardı. Evet. Bu güzel bir hadis ama hadislerin anlaşılmasında dikkat edeceğiz. Elhamdülillah dediği zaman o nimetten daha değerlidir. Mutlaka, çünkü nimet ne oldu? Burak oldu. Biz o Burak'a binerek o nimetten aldığımız lezzeti, o nimetin özelliklerini sonsuz bir kaynaktan geldiğini, bendeki lezzet alma duygusunun da sonsuza açıldığını İtiraf etmenin adına elhamdülillah denir. Çünkü Resulullah'ın konuşmalarındaki kelimeler mana itibariyledir.
Ma mafihu mana bu kelimeyle ifade edilir. O da doğru. Manayı aklıma, kalbime, duygularıma sindireceğim. Kelimeyi de dilime koyacağım. Ama yalnızca bunu dilden ibaret gördüğümüzde büyük cinayet işleriz. Peygamberi sanki bize konuşma öğreten insan gibi algılamış oluruz. Halbuki peygamberler bize konuşma öğreten insanlar değil, dünyanın hakikati, varlığın hakikati nedir? O hakikat ile nasıl tanışılır olduğunu öğreten insanlardır. Bu hakikat ile tanışmanın sonucunu bir cümle ile, bir kelime ile de nasıl ifade edeceğimi de öğretirler. Bunun için elhamdülillah kelimesini yalnızca elhamdülillah olarak, söylemek olarak almayacağız. Anlamsız olduğu besbelli. Elhamdülillah ne demek olduğuna. Resulullah elhamdülillah deyin dediği zaman neyi kastediyor olduğuna bakacağız. O zaman Allah'ın Resulü elhamdülillah deyin dediğinde elhamdülillah'ın Kur'an ile gelen mesajdaki yeri nedir? O mesajın içerisinde, o mesaj bağlamındaki konumu nedir diye sormam gerekiyor. Çünkü o mesaja göre eğitim yapar. Allah'ın Resulü, Allah'ın mesajının öğretmenidir. Evet. Erkan Hoca, Ebced hesabına göre 66 Allah lafzına karşılık geliyor diyor. Evet. Peki efendim. O da bir espri. Allah razı olsun. Yazılanları bitirdim. Şimdi bu konu aydınlandı mı? Önce bu konuyu tartışırken usul tespit ettik. Ve o usulün uygulamasını yaptık inşallah. Ve yapmayı amaçladık. İnşallah yapmış olabiliriz. Yapmış oluruz inşallah. Ve imanın bir unsurunu kullanırken daha önce tekrar ispat edilmeye muhtaç olan unsurları delil olarak kullanamayız. Onu tekrar tekrar vurgulamamız gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Böylece konuşmalarımız, insanlarla olan irtibatlarımız, muhakememiz diğer insanlar tarafından hem kendi kalbimizde mutmain olmaya ve hem de diğer insanlar tarafından bu inandığını söyleyenler hep kendilerini tekrar edip duruyorlar. Tutturmuşlar bir Allah diye bir şey, bir peygamber diye birisini öyle gidiyorlar diyor demelerine vesile olmayız. Yani böyle bir yanlış imaj vermekten kendimizi muhafaza etmiş oluruz. Yanlış imaj vermekten Allah'a sığınmış oluruz. Evet. Tembih var. Tembihe geçiyorum. Eğer bir sorunuz ya da daha fazla yorumlarınız yoksa tembihi okuyorum. Adem-i abesiyet ve hakaiki eşyanın sübutiyetleri ima ediyor ki, büyük laflar, büyük laflar. Hakiki eşyanın sübutiyeti, sübutiyeti. Çok büyük laf. Nasıl olacak bu iş? Evet. İma ediyor ki, bu dar ve mahsur ve her bir lezzetinde çok arazın müzahametiyle keşmekeş ve tahassütten hali olmayan şu dünyayı deniye tahassütten hali olmayan şu dünyayı deniye içinde kemalat-ı insaniye yerleşmez. No, keşmekeş ve tahassüt. Böyle kapanıp açılma mı oldu? Her neyse. Bir ses geldi. Dikkatimi çekti.
Faruk, şu dünyayı deniye içinde kemalat-ı insaniye yerleşmez. Belki geniş ve müzahemetsiz bir alem lazımdır. Evet, bunu ben burayı anlaşılıyorum ama ta insan hakkıyla sümbüllensin ve ahval ve kemalatına nizam vermekle nizam-ı aleme hem desti vifak olabilsin. Yani uygun bir şekilde davranıyor olabilsin. Şimdi nizam-ı aleme uygun bir şekilde nasıl davranacağız? Evet. Efendim, önce ademi abesiyet üzerinde duralım. Kainata baktığımızda anlıyoruz ki lüzumsuz bir şey yok. Bunu artık özellikle şu ekolojiye çok değer verdikleri dönemde çevreciliğin rağbetli olduğu dönemde insanlar evet istiyorlar ya dünyanın bir an önce kendi kendini öldürmemesini istiyorlar. Anlamak çok kolay. Hiçbir şey lüzumsuz değil. Onun için dünyada hiçbir şeyi dünya tecrübesi dahilinde konuşuyoruz. Dünyada hiçbir şeyi lüzumsuz, gereksiz, anlamsız görüp onu yok etmeye falan kalkmayın. Hatta öyle ki sayısını bile düşürmeyin, azaltmayın. Her şey olduğu gibi kalsın. En mükemmel de her şeyin yaratıldığı şekilde kalıp insan eliyle bozulmadığı haldir. Hayvanlar birbirlerine ilişkileri, her şey dengeli. Hiçbir şey gerçekten abes, lüzumsuz, gereksiz değil. Peki, bunu anladığımızı düşünelim. İkincisi daha zor, bayağı zor ikincisi. Hakaiki eşyanın subutiyetleri. Şimdi eşya var da eşyanın hakikati de var. Bu ademi abesiyet ile bağlantılı olan bir. Yani her bir eşya maksatlı bir şekilde var. Bir bütünü tamamlamak üzere var ve dolayısıyla her bir eşya o bütünü tamamlamak üzere o bütünün sahibi tarafından vücut verilmiş olması zorunlu. Çünkü bütünü bilmeyen o bütüne uygun parça koyamaz. Bütünü zaman ve mekan boyutunda bütünü tamamen kavramayan bütüne uygun bir parça yapıp yerleştiremez. Bu da önemli ehadiyet tecellisi diye bahsedilen konunun aslı, özü kısaca bu. Her bir şey kendisi bütün kainatı yapan beni yapmış olmalıdır diye haber veriyor. Bu da kainatın tümünün yapılmışlığına, kainatın tümünün planlı, bilinçli bir şekilde varlığa sahip kılınmışlığına delil. Bu da bizi nereye götürüyor? Kainatın tümü mutlak olan, kainat cinsinden olmayan bir yaratıcının mutlaka var olması gerektiğine ulaştırıyor. Peki, o halde her bir şey, kainattaki her bir eşya, her bir şey bir hakikata delalet ediyor. Nedir bu hakikat? Kainattaki her bir şey bir hakikata işaret ediyor. Nedir bu hakikat?
kainatın yaratıcısı beni yaptı özelliğini taşımasıdır. Yani kainat cinsinden hiçbir şeyin kendisini yapamayacağı, yalnızca kainatın tümünü var edenin kendisini yapabileceğini ilan etmesi, kainatın bir yaratıcısının var olduğu, kainatın bizzat kendisinin değil, yaratıcısının hak olduğunu vurgulayan özelliğe sahiptir. Hak, eşyanın hakikati sabittir demek, hiçbir eşya böyle bir mutlak hakikata tabi işaret etmeyen özelliğe sahip değildir. Yani bütün eşyalar, bütün eşya böyle bir hakikata işaret eden özelliklerle donatılarak var edilmiştir. Bu hakaiki eşyanın subutiyle diye, bu da kelam ilminde çok kullanılan bir ifadenin birazcık Türkçeleştirilmiş şeklinde, hakaiki eşyayı sabit etün diye meşhur bir söz. Herkes bilir. O sözün birazcık Türkçeleştirilmiş şekli. Gerçekten eşyanın hakikati olduğunu bizim fark etmemiz gerekiyor. Çünkü her bir şey bir hakikata delalet eder. Hakikat nedir? Hakikat fani olmaz. Hakikat geçici olmaz. Hakikat insanı tatmin etmesi gerekir. İnsanın tatmin olması için de onun ebed duygusuna veya ebede talip olan özelliğine insanın tabi olması gerekir. Yani onu istemesi gerekir. Onu karşılayabilecek bir kaynak ile tanıştırması gerekir insanın. Ancak böylece insan evet bu haktır, bu doğrudur der. Mesela ben acıktım, yemek verildi, bir ihtiyacım var. O ihtiyacım bu dünyada karşılandı. Susadım, su verildi. Nefes almak istedim, nefes verildi. Bu bir hakikat mıdır? Hayır. Ben bu şartlarda yaşıyorum ama esas hak olan, benim için hak olan, benim hayatımın ebedi olarak devam etmesidir. Bir anda aldığım hava ile bir saniye, iki saniye, üç saniye o aldığım nefes ile üç saniye hayatımı devam ettirmem benim için hak olan değildir. Neden? Çünkü ben öyle özelliğe sahibim ki hayatımın ebedi olmasını istiyorum. Varlığımı tesadüfen değişmiş olan veya çarpışarak, birleşerek, neyse patlayarak, çatlayarak gelişen akılsız, şuursuz partiküllerin, atom parçacıklarının oluşturduğu bir varlığa sahibim dediğim zaman bu tesadüften gelen varlığım tesadüfen yok olmaya mahkumdur. Bugün böyle olmuşum, yarın çürüyüp toprak olacağım dediğim zaman varlığımın ebedi olmasını isteyen duyguyu tatmin etmediğinde hak değildir. Hakkı da hakikat değildir benim için. Burada bir yanlışlık var, burada bir eksiklik var. Burada tam isabet etmeyen bir bağlantı var diye feryat ediyorum. Varlığımı ebedi olmasını istiyorum. Fakat dünya ile bağlı kaldığım zaman, kainat ile bağlandırarak varlığımı açıkladığım zaman ebediyeti garantileyemiyorum. Hayatımın ebedi olmasını istiyorum. Kainat ile bağlantılandırdığım zaman hayatımın ebediyetini garantileyemiyorum. Onun için bunlar hak değil benim için. Hakikati ifade etmiyor bu bağlantı türü. Benim gerçeğime uygun değil çünkü. Ben bunu yaşayan insanım. Böyle Müslümanım da falan diye değil. Ben böyle yaşıyorum. Hayatımın devamını istiyorum. Hayatımın eskimemesini istiyorum. Devamlı mutlu olmak istiyorum. Bu benim gerçeğim. Ama
bu dünya ile bağlantılandırdığım zaman, kainat ile bağlantılandırdığım zaman bu isteğimi garanti altına alamıyorum. Olmaz böyle bir şey diyorum. Yapamaz kainat, dünya benim hayatımı ebedi yapamaz diyorum. Bak bütün insanlar ölüyor. Dünya onları kurtaramaz diyorum. Çünkü dünyaya bağlandığım zaman ölüm benim için anlamsız oluyor. Ama bir nefes alışım ile hayatımın devam ettiğini gördüğümde bu nefes benim bana nereden hazırlandı? Nereden geldi? Bu sistemi kim kurdu? Dediğimde kainatı kuran kurdu. Biraz hızlı geçtim burada çünkü çok konuştuk. Kainatın sistemini kuran bende böyle bir ihtiyacı karşılayan bir nefes alma, hava alma imkanı veren olmalıdır dedim. Ha diyorum, bana burada hava ile bir nefes alacak kadar hava ile benim bu ihtiyacımı karşılamak suretiyle bana kendisini tanıtan bir kasıtlı yaratıcı bana beni kendisine davet ediyor. Beni tanı beni diye. Sana ben devamlı bu ihtiyacını karşılayanım. Dolayısıyla senin ebedi hayat talebini ben karşılayacağım diyor. Ben karşılayabilirim diyor. Başka kimse karşılayamaz diyor. Eğer ben hayatımı, vücudumu kainatın yaratıcısına izafe ederek, evet kainatın yaratıcısı mutlak olması lazım, benim bu ihtiyacımı da mutlak olan bu yaratıcı karşılayabilir dediğimde, bu sonuç benim için bu yaratıcının var olması ve o yaratıcının benim ihtiyacımı karşılamasını kendi içimde tutarlı buluyor. Ve böylece evet o karşılayabiliyor, karşılayabilir dediğimde bu sonuç hak oluyor. Demek ki bir avuç nefes böyle bir sonuca götüren özellik ile bana gönderiliyor. Benim ile tanıştırılıyor. O halde bu bir avuç nefesin veya bir tabak yemeğin yaratıcısı ile tanışma aracı olarak kullanıp onun yaratıcısının kainatın yaratıcısı olduğunu anladığım zaman evet bu tabak yemek, bu bir avuç hava molekülü bir hakikata işaret ediyor. Bir hakikata beni taşıyorlar. Yani Burak görevini yapıyorlar. Beni miraca çıkartıyorlar diye miraç kelimesini kullanıyorum. Miraç meselesini inandığımız için onu buraya gerekçe olarak getirmiyorum da miraçtan da ne anlamamız lazım geldiğini ima ediyorum. Beni miraca çıkartıyor yani mutlak olan yaratıcıyla tanıştırıyor dediğimde o mutlak olan yaratıcı benim insani ihtiyaçlarıma cevap verebilen olduğunu idrak ediyorum ve bu idrakin hak olduğunu tasdik ediyorum. İşte eşyanın hakikatinin sübutiyeti böyle mümkün oluyor. Yani sabit oluyor. Her bir eşya bir hakikate delalet eder diyebiliyorum. O zaman eşyanın hakikati sabittir demek bu anlamda anlıyorum ben. Başka türlü anlayamıyorum ben. Anlayanımız varsa buyursun söylesin. Yani tarihte bu konu çok tartışılmış. Tartışma da değil aslında. Gündeme getirilmiş. Çok fazla bir de tartışma yok bu konuda. Ama hepsi bunu esas olarak almışlar. Temel olarak almışlar. Ve eşyanın hakikati vardır. Bu eşyanın hakikati yaratıcının esmasıdır diye çalışmışlar. Yaratıcının özelliklerinin yansımasıdır diye çalışmışlar. Ama bizim buradaki yaptığımız sanki bir noktada bu kelam ilminin
çok önemli bir bilim dalıdır. İnsanların bazıları yok canım peygamber kelam mı öğretti deyip geçiştiriyorlar ama hani bu mesele uzun, burada onu tartışamayız. Yalnız mesele o kadar basit değil. İnsan bu soruları her zaman sorar. Yok efendim kelam ilmi, İslam aleminde Müslümanlar Suriye'deki Hristiyanlarla karşılaşınca onların problemlerini İslam'a taşımışlar diyor ama bu insani bir sorudur. Ben nereden geldim? Ben de bu duygu neden var? Allah'ın ismi diyorsunuz, ne demek bunlar? Diye soruları sorma. İnsani. Efendim sahabe bunu sormadı. Sahabe sormadı diye acaba biz gerçekten bu soruları sorgulamadılar mı? Yoksa bu soruların cevabını Kur'an'ın genel cevabı içerisinde buldular da tartışma konusu mu edinmediler? Tartışmadılar. İleriki yani bir sonraki nesillerde tartışma konusu oldu. Belki tartışma konusu yapmak yanlıştır. Kader konusunda da Resulullah kader konusunda tartışmayın diyor. Demiyor kader konusunu incelemeyin. Kendi dünyanızda anlamaya çalışmayın. Bunlar hadislerin yanlış okumaları olarak görüyorum. Ben acizane mutlaka öyledir diyemem ama benim anladığım bu yanlış hadis okumaları çok yaygındır. Kelam ilminin konusu idi bu. Kelam ilmi genelde kendi döneminde haklı olmak üzere insanların iman esaslarını Kur'an'dan kaynaklanan iman esaslarını baz olarak alarak gelişmişti. Baz aldılar. Yani sen zaten Allah'a inanıyorsun değil mi ya? İşte bu Allah'ın esmasının eşyadaki tecellisi o eşyanın hakikatidir diyorlar. Bakın Allah'a inancı, o Allah'ın esmasının varlığına inancı peşin olarak kullandılar. Bu devirde 21. asırda böyle bir peşin olarak kullandığınız zaman size hem kimse inanmaz hem de güler. Üstüne üstelik bir de inanç sahiplerinin tutarsız bir muhakemeye sahip olduğunu iddia eder. İnançsızlıklarını daha muhkem bir esasa oturttuklarını zannederler. Neden? İnancın esası yoksa inançsızlık doğrudur argümanına girerler. Bu devirde bu şekilde kesinlikle konuşamayız. Yani ne sahabenin yaptığı gibi ben Kur'an'ın eğitiminden geçtim ve o eğitime göre kendi dünyamda bir yorum yaparak bir sonuca ulaştım. Çünkü Kur'an'ın eğitiminden geçen çok nadir insan var. Bu bir. İkincisi, ne de sahabeden sonraki tabi'in ve ondan sonra ta 14. asra kadar, yok 14 değil 15, 16. asra kadar ulaşan bu tartışmalar sürecinde, 600-700 yıllık bu tartışmalar sürecinde bu eşyanın hakikati sabittir, peşin olarak kabul edilmiş. Şimdi bunu yapamayız. Onun için nasıl yapamayacağımızı konuştuk. Neden? Peki yapamayız öyleyse ne yapacağımızı konuştuk. Dedik bağlantı kurduk. Basit bir yaptık ama yapılması zorunlu olan bir aşamaydı bu. Mutlaka o bağlantının kurulması zorunludur. Evet. Peki, eşyanın hakikatinin sabit olması, kesin olması bize şunu öğretiyor diyor, ima ediyor. Bu dar ve mahsur ve her bir lezzetinde çok arazın muzahmetiyle. Araz, yani her bir lezzetine bir arıza vuku buluyor. Yani lezzet sona eriyor. Öyle diyelim bir arıza. Makine çalışırken çalışmayı verdiğinde ne diyoruz? Aa, makine arızalandı diyoruz. Aynı kelime. Makine arızalandı. Yani bozuldu. Şimdi bu dünyadaki fani şu dünyanın bizzat kendisinden edindiğimiz eşyalar veya nimetler kendi içinde fena özelliğine sahipler. Yani arızalanıyorlar. Mesela yemek yiyorum. Benim karnımı doyuruyor yemek.
tatmin oluyorum. 6 saat sonra tekrardan çıkıyorum. Hay Allah. Arızalandı. Nefes alıyorum. 3 saniye sonra tekrar, 2 saniye sonra tekrar nefes alma ihtiyacı hissediyorum. Arızalandı. Hayatım var güzel ama bakıyorum ölüm geldi, arızalandı. Sıhhatim var, gençliğim var, bakıyorum hastalandım veya ihtiyarladım, arızalandı. Allah Allah. Ya olmasını istemiyorum ama bu makine devamlı bir yerlerde arızalanıp duruyor. Peki ne yapacağız? Bu arazın birbiriyle çatışmasıyla beraber bu çatışmadan, sürtüşmeden hali olmayan, yani uzak olmayan, her zaman bir yerde gelip arızalanan şu dünyayı deniye içinde kemalat-ı insaniye yerleşmez. Ya kardeşim, hem bir taraftan bakıyoruz, dünyadaki eşyanın hakikata delalet ettiğini görüyoruz ve bu hakikat bizi onaylıyor. Hem de bir taraftan bakıyoruz, bizim bu ebedi saadeti isteme, ebediyeti isteme talebimiz bu alem içinde gerçekleşmediğine göre bunun bir gerçekleşeceği yer olması gerekir diyor. Çünkü gerçekleştirecek olanın varlığından emin oldu. Bunu iyi anlayalım. Yani mutlaka bunu bir gerçekleştirecek olan var. Bana bu dünya, bana bu duyguyu veren, bana bu duygumu gerçekleştirme özelliğine sahip olandır diye anladım. O halde diyorum, öyle bir alem lazım ki insanın ihtiyaçları karşılanırken ihtiyacı karşılayan araç bir zaman gelip arızalanmasın, bozulmasın. Bayağı epey süredir zevkle yaşıyorduk, memnunduk varlığımızdan ama bugünden itibaren artık karnımız doymayacak. Ya da işte karın doyması bu dünyanın bir örneği. Nefes alamayacak duruma geleceğiz. Ya da yaşlanacağız, ihtiyarlanacağız dediğimiz zaman yine bendeki duygular isyan etmeye başlıyor. Hayır, yaşlanmak istemiyorum. Hayır, açlıktan sıkıntı çekmek istemiyorum. Hayır, nefessiz kalmak istemiyorum diye çırpınıyor. Ters bir durum. O zaman hakikat olmadı. Bu hakikatin gerçekleştiği bir alem olması mutlaka zorunludur. Bu alemi yapacak olan şu kainatın yaratıcısı ki mutlak özelliklere sahip olması gerektiğini anladım. Madem mutlak özelliklere sahip, bu kainatın yaratıcısı böyle bir alemi yapacağına dair de bendeki özelliklerle garanti veriyor, haber veriyor ve benim de böyle bir beklenti içerisinde kendimi hazırlamam gerektiğini, onunla her fırsatta tanışmam gerektiğini de bana devamlı yenilenen bir kainatta devamlı benim önüme buraklar, vesileler yaratmak suretiyle kendini bana açan, tezahür ettiren bu yaratıcı mutlaka bunu yapabilir sonucuna ulaşıyorum. Yapması gerekir sonucuna ulaşıyorum. Yoksa beni ızdıraba sokacak. Ben o zaman bu duygularımla, bana verdiği duygularla derim ki madem vermeyecektin de ebedi saadeti yaşatmayacaktın da neden bana ebedi saadeti verdin diye şikayet ederim. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Ebedi saadeti neden verdin öyleyse diye şikayet ederim ona. Bu duyguyu bana veren kendisine şikayet etmem için vermiş olamaz. İyi dikkat etmem lazım. Peki, ta insan hakkıyla sümbüllensin ve ahval ve kemalatına nizam vermekle nizam-ı aleme hem desti müfak olabilsin. Na şimdi, alemin kendisi fani olmakla birlikte, buraya biraz hızlı geçeceğim, vakti doldu ama önemli bir konu, alemin kendisi
her haliyle arızalanan cinsler olmakla birlikte kendisinin yaratıcısının mutlak olduğunu devamlı yenilenmek suretiyle gösteriyor. Yani bir makine verildi, o makine arızalandı, bir daha verildi. Arızalandı, bir daha verildi. Arızalandı, bir daha verildi. Makine arızalanıyor ama makineyi veren arızalanmıyor. Hep arızalı makine yapıyor ama bana arızasız makine isteme duygusu veriyor. Aynı makineyi veren. Arızasız duygu makine iste, arızasız makine iste diyor ve önüme de arızalı makineler veriyor. Bu ne demek? Bu makineler değil senin bu duygunu tatmin edecek olan. Senin bu duygunu tatmin edecek olan bu makineleri sana vermek suretiyle ve ayrıca da seni ebedi olan, arızalanmayan bir makine isteme duygusuyla donatan kimse, o kendisine davet ediyor seni. Kendisini tanıtıyor sana. O zaman bu alemdeki bu hal neyse, işte hem desti vifak olabilsin diye, şu alemin kendisi fani olmakla birlikte alemin düzeni fani olmayana işaret ediyor. Burayı iyi anlayalım. Bakın, alemde öyle bir kurgu var ki, alemin bu kurgusu fani olmayanın varlığına delalet ediyor. Ebedi olanın varlığına delalet ediyor. Mutlak olanın varlığına delalet ediyor. O zaman alemdeki fenaya değil, alemin nizamındaki ebediyete işaret eden yönüyle ahenk içerisinde duygularımı geliştirmem lazım. Yani fani alemle ilişki kurduğum halde ebed ile tanışmam gerekiyor. Çünkü fani alemin her bir unsuru beni ebed ile tanıştırıyor. Onun için bu eşyanın hakikatinin sabit olduğunu anlamak çok önemlidir. Onu anlayarak tasdik etmek çok önemlidir. Peşinden kabul ederek değil. O peşinden kabul etme asrı 10. asırdı. 8. 9. asır idi. Şimdi kimse onu yutmaz. Peşinden kabul yok. Peki. Ahmet Han'ın yazdığını okuyorum. Geniş bir alem lazımdır derken, o alemin varlığı daha dünyadayken kainatın şahitliğinde insaniyetimiz ile tasdik edilmeli ki insaniyetin nüveleri olan istidadım sümbüllensin. Evet, tasdik etmenin nasıl olacağını konuştuk. Siz de Ahmet Ali de onu yazdınız. Allah razı olsun. İstidadım nasıl sümbüllenecek? Bendeki fena ile ilişki kuran duygularım o fena ile tatmin olmayınca tatmin edecek kaynak arayacak. Kaynağı bulunca o kaynak ile bağlanırsa işte o ebedi mutlak olanı tanıyarak tümbürlenecek inşallah. Okumaya devam ediyorum. Geniş ve müzahemesiz bir alem şu değişen dönüşen suretten maddesinden ibaret olan dünya olsa gerek. Dünyayı deneye. Onu bilemiyorum. Geniş ve müzahemesiz bir alem. Hayır, ona evet diyemeyeceğim, nedense yanlış mı anlıyorum? Geniş ve müzahemetsiz bir alem, şu değişen, dönüşen suretten, maddesinden ibaret olan dünya olsa gerek. Peki, okuyorum, anlamadım. Anladığım kadarıyla, hayır bu dünya olmaması, o olmasa gerek diyesim geliyor. Tam tersi dedi Ahmet Ali. Yani tam tersinde neyi kastediyorsunuz? Dediğinizin mi tam tersi? Benim de yanlış yazdım. Evet, doğru o zaman düzeltiyorlar, okuyalım. Bu dünya olmasa gerek. Tam bu dönüşen, değişen suretlerle bana gösterilen, onların arkasında hükmeden değişmeyen sabit hakikatların, onların işaret ettiği,
sabit hakikatler diye değiştireyim. Arkasında deyince ne bir gizleniyor, saklambaç mı oynuyor diye isim geliyor benim. Çok kullanılıyor bu ifade ama Türkçe'de gerisinde demek zaten onların işaret ettiği manasındadır. Açıklık kazandırmak için söyledim. Siz yanlış yazdınız değil. Siz doğru yazdınız. Yani açıklık kazandırmak için onların işaret ettiği değişmeyen sabit hakikatların işaretleri, tecellileri olduğunu anlarsam istidadım o sabit ve sonsuz değişmeyen hakikatlere muhatap kılmak üzere dünyanın değişen yüzüyle ilişki kurmam insaniyetimin kemaline medar olabilir değil, olur. Olabilir demişsiniz de kemaline medar olur yeter ki ben kullanayım. Yani o olacak mahiyettedir çünkü. Olacak mahiyettedir. De ben kullanır mıyım, kullanmaz mıyım? Benim elimde olan bir şey. Kullanırsam olur, kullanmazsam olacak mahiyette, yani araç olacak, ebedi ile tanışma aracı olacak mahiyette olan şu kainat, ben faydalanmadığım için bana bir şey ifade etmez. Peki efendim. Burada inşallah duralım. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بحرمة سر سورة الفاتحة.